Herkese merhaba arkadaşlar, Kripto bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere airdrop nedir, ne gibi airdroplar mevcut, airdroplara nasıl katılırız, nelere dikkat etmeliyiz, işte daha önce hangi airdroplar ne şekilde ne kadarlık kazanç sağlamış, sizlere bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle airdrop nedir tanımıyla başlayalım. Airdrop bizlerin ücretsiz token, doğrudan işte kripto para veya nakit gelir elde edebileceğimiz ve bunları tamamen ücretsiz şekilde elde edebildiğimiz bir sistem olarak bakabilirsiniz. Yani airdrop ile biz projelerin ücretsiz dağıtmış olduğu ödüllerden faydalanırız, elde ederiz diyebiliriz. Airdrop'un zaten Türkçe karşılığı hava dağıtımı olarak geçer. İşte projelerin ücretsiz olarak hani havadan dağıtmış olduğu, sizlere karşılıksız olarak vermiş olduğu ödüller olarak bakabilirsiniz. Günümüzde airdroplar gittikçe değişmekte. Mesela ben airdroplar konusunda 2019'da yazılar hazırlamışım. Sizlere zaten göstereceğim. Fakat artık NFT'lerin de piyasaya çıkmasıyla birlikte airdroplar normal coin dışına çıkarak NFT olarak da yapılmaya başlandı. Yani artık airdropları biz hem coin olarak ödül alabiliyoruz, hem USDT nakit olarak, hem de NFT olarak elde edebiliyoruz. Peki baktığınız zaman airdroplara nasıl katılıyoruz ve projeler bizlere neden ücretsiz token gönderiyor? Öncelikle projelere biz destek sağlamış oluyoruz ve aslında bu airdropları karşılıksız almıyoruz. Yani ücretsiz alıyoruz fakat karşılıksız almıyoruz. Neden? Çünkü proje ne yapıyor? İşte bir sosyal medya hesaplarını paylaşıyor. Diyor ki bizi takip eden 100 kişiye işte şu kadar coin göndereceğiz. Veya bizim ağımızı kullanan kullanıcılara doğrudan coin göndereceğiz. Ya da işte şu Telegram kanalımıza katılanlara NFT göndereceğiz gibi gibi şartlar sunuyorlar. Yani baktığınız zaman karşılıksız değil fakat ücretsiz olarak elde ettiğimiz, katılım sağladığımız bir sistemdir. Ve airdroplar birçok şekilde farklılık gösterebiliyor. İşte Gleam etkinlikleri dediğimiz sistemle yapılabiliyor. Veya doğrudan airdrop botları var. Telegram üzerinden airdrop botları yapabiliyorlar. Veya işte form doldurabiliyorsunuz. Doğrudan işte web sitesine bağlanabiliyorsunuz. Testnetlere katılabiliyorsunuz. Projenin ağını kullanabiliyorsunuz. Yani türlü türlü çeşit şekilde airdroplara katılım sağlayabiliyoruz. Ve dediğim gibi projeler airdrop yapma mantığı aslında bir nevi işte reklam maliyetlerini reklama doğrudan vermek yerine, işte Facebook'a, Instagram'a doğrudan sponsor maliyeti yapmak yerine diyor ki ben kullanıcılarımı ödüllendireyim. Kullanıcılarım zaten benim reklamımı yapar. Doğal olarak ne yapıyor? Bizi takip edenlere işte coin vereceğiz ya da ağımızı kullananlara coin vereceğiz dediği zaman sizler doğrudan projeleri desteklemeye başlıyorsunuz ve çevrenize hızla yayılmaya başlıyor. Herkese işte airdropları duyurmak için paylaşıyor gibi gibi, bu şekilde projeler yayılıyor. Yani airdropların mantığı projelerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla onlara destekleyen kullanıcılara ücretsiz coin vermek, NFT vermek diyebiliriz. Şimdi sizlere airdroplar konusunda yazmış olduğum yazılardan bahsedeceğim ve ne tür airdroplar var bunları göstererek anlatmaya çalışacağım. Bu arada buradan YouTube kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Hazır YouTube kanalı açıkken sizlere de abone olmanızı önermek istedim. Şimdi airdrop nedir yazımıza baktığınızda ben bunu Ekim 2019'da yazmışım. Hatta muhtemelen 2018'de yazmıştım. Web site değişince tekrar yazmak zorunda kaldım. Aynı yazıyı buraya taşıdım ama tarihi doğal olarak son güncellenmiş tarihe geçmişti. Burada yani 2019'dan daha eski yazdığım, o dönemin şartlarına göre yazmış olduğum bir yazı diyebilirim. Projeler neden ücretsiz coin dağıtıyor? Dediğim gibi reklam amacıyla dağıtıyorlar. İşte projelerin reklamını, işte reklama harcadıkları maliyeti sizlere yaparak bu şekilde reklam yapmış oluyorlar ve bir nevi yatırımcıların veya destekçilerinin gönlünü de almış oluyorlar, para dağıtmış oluyorlar. Doğrudan reklam şirketlerine vermek yerine sizlere vererek reklamlarını yapıp doğru yatırımcılara ulaşıyorlar. O dönemin şartlarına göre airdropların bizden ne istediğini sıralamışım. Bakın Twitter takip, beğeni, retweet, işte Telegram grup ve kanallarına katılım, web sitelerine üye olmanız, uygulama indirmeniz, borsalara üye olmanız vesaire devam ediyor bu şekilde. Günümüzde ise daha farklı şekillerde karşımıza çıkıyor ki bunlara da değindim. İşte testnetler, airdroplar, minetler, minet testnet nedir konusunda zaten bir video hazırladım sizlere. Testnet ve Minenet nedir videomuzu ayrıca izleyebilirsiniz. Testnet ve Minenet şeklinde de ki günümüzde en büyük kazançları da bunlar sağlıyor. Yani bu şekilde birçok türde karşımıza çıkabiliyor. Airdroplar için gerekli hesapları yazmışım o dönem istenilen ki şu anda da bunlar isteniliyor. Twitter olsun, Telegram olsun, Reddit olsun ki son zamanlarda buraya Discord eklendi. Discord da çok fazla isteniyor. Bunlar gerekli linklerden olduğunu söyleyebilirim. Yani bunları üye olup bulundurmanız airdroplara katılırken sizlere büyük yardımcı oluyor. Bunun dışında bir tane daha yazı yazmışım. Airdropların sahte olup olmadığını nasıl anlarız şeklinde. Burada da o dönemin şartlarına göre bahsetmiştim. Tabii ki günümüzde bayağı değişti bunlar. Ama yine de benzer şeyler var diyebilirim. İşte nasıl anlarız? Bir proje airdrop yapacak ve Binance'de listeleneceğini söylüyorsa doğrudan,
Muhtemelen scam'dır. Ya da kripto hesapları, Telegram, Twitter hesaplarını yeni açmış ve proje aslında ortada yok, sitesi ortada yok. Takipçi kasma üzerine ise coin vereceğini söylüyorsa bunlar da tamamen dolandırıcıdır. Onun dışında Telegram grup ve kanallarına katılım isteniyorsa kanala iyi bakın. Sadece kanalsa ve ne zaman kurulmuş bu kanalı daha sonra airdrop kanalına mı çevirecek? Bunu anlayabiliriz. Grup istiyorsa grupta adminler ne kadar aktif, ne kadar ilgili? Admin var mı hatta? Bunlara bakabilirsiniz. Twitter hesaplarının aktifliğine bakabilirsiniz. Gibi gibi şeylere dikkat edebilirsiniz zaten. Onun dışında son zamanlarda en fazla konuşulan işte ağlardan bir tanesi, projelerden bir tanesi Sui projesi. Mesela Sui projesi üzerinden hangileri dolandırıcı, hangileri gerçek sizlere bir göstermek istiyorum. Twitter hesabımıza girdiğimizde buradan Sui yazalım. Sui Network'e giriyorum. Sui Network'e girdiğimizde bakın resmi hesaplarında 296 bin takipçileri var. Biz şimdi buraya Sui Airdrop yazacağız ve karşımıza çıkanlara bakalım. Sui Airdrop yazıp arattığımda bakın karşıma neler çıkıyor. Gördüğünüz gibi Sui Coins şeklinde bir hesap karşıma çıktı. 2 dakika önce paylaşmış ve anında 25 kişi katılmış. Hatta 32 kişi retweet yapmış. Ne diyor? Bizi beğenip işte retweet yapanlar ve takip edenlerden 24 saat içinde işte 100 bin BNB'yi dağıtacağım diyor. Yani 2000 kişiye 100 bin BNB dağıtacağım. Böyle bir şey olamaz. Zaten Sui Coin'e tıklayalım hemen. Bu şekilde fake airdrop'lan 125 bin kişiye ulaşmış. 125 bin kişi bu sayfayı takip ediyor. Tamamen dolandırıcı, işte sahte airdrop mantığıyla hesap büyüten bir kişi olduğunu söyleyebiliriz ve rahatlıkla anlayabiliyorsunuz sizler de. Geri geliyorum, başka var mı bakalım. Yine Sui Coin'in daha önce de 150 bin BNB'den bahsettiğini görüyorsunuz. Bu şekilde 1000 like, 1000 retweet almış. Maalesef ya insanlar anlamıyor ya da Binance'de zaten işte Sui listelenir. Ona güveniyor. Projenin de fazla takipçisi olunca acaba doğru mu diye. Hani deneyelim ne kaybederiz algısıyla bu projeleri desteklemiş oluyor ama yapmayın. Kesinlikle sahte olduğu gayet belli. Yani ne olur ne olmaz ben yapayım ne kaybederim demeyin. Büyük bir insan işte büyük bir topluluğu yanlışa sürüklemiş olursunuz paylaştığınız için. Bu yüzden böyle airdroplara dikkat edin. Yine baktığınız zaman Hook projesi de bir airdrop düzenlediğinden bahsetmiş. 2000 kişiye 120 bin Hook yazmış. Ama bakıyoruz buna da 91 bin takipçisi var. Bayağı büyümüş ama orijinal hesap değil. Bu şekilde hızla sahte hesaplar kasabiliyorlar. Airdropların doğruluğunu en azından bu şekilde anlayabilirsiniz. Resmi hesaplarına girin. Resmi web sitelerinden resmi sayfalarına ulaşmaya çalışın. Onun dışında airdroplar ne şekilde oluyor? Bunları göstermek istiyorum. İşte Gleam etkinliklerinden bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi mesela burada Citizen projesinin bir tane işte etkinliği var. 5 gün sonra sona eriyormuş. Buradan neler istiyor bizden? Twitter takip ve Twitter retweet istemiş. Aynı zamanda web sitelerine üye olmamızı istemiş. Bir başka Altava projesi var. Bu da 20 saat sonra bitiyormuş. Ne istiyor bizden mesela? Diyor ki bir kişi 1000 dolar kazanacak. 3 kişi 400 dolar kazanacak. 20 kişi 200 dolar kazanacak şeklinde. Burada belirtmişler. Yine aynı şekilde buradan da buna katılabiliyorsunuz. Bir de Chiliz Fan Token, MXC Global'in düzenlemiş olduğu bir airdrop var. Buna da airdrop diyoruz. Yani çekiliş usulü fark etmez. Burada da diyor ki 2000 dolar değerinde Chiliz dağıtıyoruz. Bir kişi işte 200 dolar değerinde, 2 ile 5. sıradakiler 50 dolar değerinde, diğerleri de işte 30 dolar şeklinde burada sıralamışlar. Bu ne istiyor? Chiliz Twitter hesabını takip etmek, 3 kişi etiketleyip like, RT atmak, işte gruplarına katılmak, soru sormak gibi birçok görev sunuyor. Yani baktığınız zaman siz aslında airdropları karşılıksız elde etmiyorsunuz. Fakat ücretsiz elde ediyorsunuz. Yani airdroplar bizlere ücretsiz bir gelir kapısı sağlıyor. Airdroplar ile ücretsiz gelirler elde edebiliyoruz ve elde etmiş olduğumuz gelirlerle yine kripto paralara yatırım yaparak kendimizi geliştiriyoruz. Ben buraya yıllar önce piyasaya girdiğimde 2016'nın sonları işte 2017 yıllarında airdroplarla ilk başta kazanmaya başladım. İşte airdropları takip ediyordum. O zaman o dönemin işte EOS projesinin bile airdropuna katıldık. Airdroplar ile kazançlar elde ediyorduk. Daha sonra işte bu kazançlarla BNB'yi işte 2 dolardan almışlığımız var. 27 dolardan daha fazla topladığımız var gibi gibi. Airdrop kazançlarımızı da yine coinlere çevirip geleceğimize yatırım yapmıştık ve bu şekilde buralara geldik. Yani airdrop kazançları kesinlikle küçümsenmeyecek kazançlar. İşte 3 dolar, 5 dolar olabilir ama sürekli 3 dolar olduğunuzu düşünün. Yüzlerce dolar olabiliyor. Bu şekilde birçok gelir kaynağı elde edebiliyorsunuz. İşte Gleam dışında mesela artık yeni nesil Crow 3 işte web sitesinde bu tarz platformların, projelerin olası airdrop ihtimalleri için sizlere görevler yaptırıyorlar ve level kasabiliyorsunuz. Bu yüzden bunları da dikkate alıp yapabilirsiniz. Belki faydası olur, belki olmaz. Ama denemekten zarar gelmez. Mesela PiFi projesinin
İşte burada görevleri var. Diyor ki bizi LinkedIn'den takip edin, Instagram'dan takip edin. Bu şekilde 50 XP kazanıyorsunuz. Ben mesela level 3 olmuşum. Atıyorum level 10 olana kadar çabalayacağım. Belki burada bu görevleri yapanlara ekstra airdrop verirler. Onun dışında yine aynı şekilde Sui Global'in burada bir görev sistemi var. İşte Sui cüzdan adresimizi hatta girdik başlangıçta. Yine burada görevler yapıp XP kazanabiliyoruz. Bu şekilde de airdroplara katılabiliyorsunuz. Telegram botları üzerinden katılabiliyorsunuz. Twitter üzerinden katılabiliyorsunuz. Bir de borsalara üye olup para kazanma şekli var. Mesela yeni bir borsa açılıyor veya halihazırdaki bir borsa. Diyor ki bize üye olun, kimlik doğrulayın, sizlere 10 dolar vereceğiz. Bu şekilde de airdroplar mevcut. Ama gelelim asıl airdroplara. Asıl airdroplar Layer 2 ağlarını kullanmış olduğumuz veya yeni platformları kullanmış olduğumuz airdrop sistemi, airdrop türü diyebilirim. Yani yeni platformlar, mesela merkeziyetsiz platformlarda ne var? Uniswap var, PancakeSwap var. Bir de yeni bir tane çıktı. Bunun adı ne olsun mesela? Tamamen sallıyorum. CryptoBee Swap. CryptoBee Swap yeni çıktığı için işte orada işlem yapıyorsunuz, kullanıyorsunuz ve erken kullanıcıları ödüllendirebiliyorlar. Onun dışında Layer 2 ağlarından işte Optimism'i airdrop yapmıştı. 2000 dolar civarı, 3000 dolar civarı. Aynı şekilde Aptos projesi de oradan airdrop yaptı. Uniswap kendini kullananlara işte 15-20 bin dolar airdrop yaptı. DYDX airdrop yaptı. Baktığınız zaman bu platformlar ve ağlar yüksek miktarda airdroplar yapıyor. Fakat bunlar ücretsiz olmamış oluyor ama en azından bedavaya yakın diyebiliriz. Nasıl? Geliyorsunuz Uniswap'ta 1 dolar ödeyerek daha önce işlem yapan herkes 20 bin dolar airdrop kazandı. Veya Aptos ağında Testnet ağını kullanıp NFT claim edenler 5 bin dolar airdrop kazandı. Yani baktığınızda testnetler ile ücretsiz şekilde yine kazanabiliyorsunuz ama çoğu airdrop yine genelde Mainnet ağında kendi kripto para cüzdanınızda yaptığınız işlemlere airdrop ediyor. Bunlarda da düşük komisyonlar ödüyoruz. Mesela dediğim gibi işte DYDX'de atıyorum 3 dolar komisyon ödediniz. Uniswap'ta 2 dolar ödediniz veya şu an Arbitrum ağında işte 10 dolar komisyon ödediniz, birkaç işlem yaptınız. Ama sizlere belki de 3000 dolar airdrop kazandıracak gibi düşünebilirsiniz. Bunların maliyeti de 3-5 dolar civarı. Onun dışında test ağları ücretsiz, airdroplar ücretsiz ama hepsinin karşılığı olarak sizler bir görevleri yerine getiriyorsunuz diyebilirim. Şimdi sizlere daha önceki airdrop kazançlarını göstermek istiyorum. Burada sizler için daha önce airdrop düzenlemiş bazı projeleri ve platformları derledik. Burada baktığınız zaman Uniswap 3000-5000 dolar arası para kazandırmış. Burada en dip değerine ve bekleyip doğru zamanda satan veya ilk fırsatta satanların daha yüksek kazanç elde ettiğinden dolayı maksimum ve minimum olmak üzere değerlerini sıraladık. Ethereum Name Service'ten işte girip 10 dolara Ethereum Name Service'ten alan adı alanlar işte 20 bin dolara yakın airdrop kazandı. DYDX'de işlem yapanlar yine yüksek miktarlarda airdrop kazandı. Optimism 1 ila 3 bin dolar arası kazandırdı. Port 10 bin ila 30 bin dolar kazandırdı. Bu nasıl kazandırdı mesela? Cüzdanınızda bir coin'den işte 5 centlik bile tuttuysanız eğer bu kadar para kazanıyordunuz. Yani airdrop türleri aşırı değişken ve neyin airdrop yapacağını kestirmek çok zor. Yeni çıkan Layer 2 platformlarını kullanıyoruz çünkü airdrop yapabilirler düşüncesiyle. Ama yapacakları kesin değil. Aynı şekilde işte DEX platformları, Bridge'ler, işte Borçalver platformları gibi birçok merkeziyetsiz platformu yine kullanıyoruz. Niye? Airdrop yapabilirler ama yapmayabilirler. Biz her türlü yapma fırsatlarını, yapma ihtimallerini değerlendirmek adına kullanıyoruz. Geçmişte bu kadar airdrop kaçırıldı. Gelecekte kaçırmamak adına her yere katılmaya çalışıyoruz. İşte Aptos projesi en son airdrop düzenleyen projelerden bir tanesi ve 3000 ile 6000 dolar arası herkes airdrop kazandı. İşte 10 cüzdanla yapanlar 60 dolara yakın para kazandı gibi gibi. Ama airdropların şartları değişkenlik gösterdiği için mesela Optimism'de 10 cüzdanla yapamazdınız belki de. Zordu. Çünkü şartları işte birkaç alım satım yapma, farklı haftalarda yapma gibi. Eğer gelecek airdroplarda böyle olursa tek cüzdana ağırlık vermek daha mantıklı oluyor. Ben o yüzden multi kasmak yerine tek cüzdanda sürekli işlemler gerçekleştiriyorum. Yine baktığımızda One Inch projesi, işte Immutable projesi, Gods Unchained projesi gibi projelerin yaptığı airdropları görebiliyorsunuz. Burada yaklaşık bir yılda 100 bin dolara yakın airdrop geliri elde edebilir misiniz? Bunların maliyeti olsun olsun 20-30 dolar olsun ki bazıları maliyetsiz, ücretsiz yapmış olduğunuz airdroplar. Sizlere ilk başta bahsettiğim airdroplar dışında bunlar Testnet ve Mainnet ağları. Bunlar tabii ki daha fazla gelir getiriyor ama işte çekilişler, airdroplar yani basit airdroplar, işte Telegram botları, Twitter çekilişleri, Gleam etkinlikleri gibi diğer airdrop türleri de daha basit şekilde kesin kazanç sağlatabiliyor. Bunlar kesin değil fakat kazandırma ihtimali yüksek ve daha çok kazandıracak ama biraz da daha fazla uğraştıracak ve bilgi gerektiren airdrop türleri diyebilirim. Bizler de işte buraya airdrop kazançlarımızla geldik. Airdrop kazançlarını asla küçümsemeyin. Elinizden geldiğince her türlü airdroplara katılın. Bu yıl yani 2023 yılında sizler de
Belki de airdroplardan en azından 10 bin dolar bile kazansanız, bir yılda 10 bin dolar, yani güncel kura göre, şu anki kura göre 190 bin TL civarı para yapıyor. 190 bin TL para da çok iyi bir rakam ve sadece bunu evde bilgisayarda oturarak airdroplarla elde etmiş oluyorsunuz. Bu yüzden airdrop konusunu çok ciddiye almanız gerektiğini düşünüyorum. Kendinize bir hobi olarak edinebilirsiniz ve gayet zevkli şekilde takip edersiniz. İnanın 100 dolar bile kazanınca aşırı mutlu oluyorsunuz ve yapma isteği sizlere gelecektir. Genel olarak baktığımızda airdroplar bizlere büyük kazançlar getirebiliyor ama işte kötü kazançlar da olabiliyor. Yani kötü kazanç dediğim, kazancın kötüsü olmaz. 5 dolar da iyi kazançtır. 10 bin dolar da, ama 5 dolar daha çok uğraştırıp 10 bin dolardan daha az kazandırabiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta sahte airdroplara girmemek. Scam projelere dikkat etmeniz gerekiyor. Ki bu konu hakkında sizlere az çok bilgi vermeye çalıştım. Onun dışında Mainnet ve Testnet'ler daha fazla kazandırabiliyor. Bunlardan bahsettim. Peki airdropları nereden takip edebilirsiniz? Tabii ki bizim Crypto YouTube kanalında sizler için bütün Mainnet'leri kullanıyoruz, test ediyoruz, platformları test ediyoruz. Airdropların çoğuna katılmaya çalışıyoruz. En güvenilir olanları Crypto B hesabımızdan sizler de ulaşabilirsiniz. Onun dışında Twitter'dan airdrop paylaşan hesaplar var. İşte Telegram'da yine bizim Crypto bir kazanç grubumuza göz atabilirsiniz. Orada kullanıcılarımız, üyelerimiz paylaşıyor kendi arasında. Her türlü buralara göz atabilirsiniz. Sadece doğruluğuna dikkat edin ve hiçbir airdrop'a kripto para cüzdanınızın keyini vermeyin. Airdroplarında sahteliğini kontrol edin. Ne kaybederim demeyin. Sizler sahte bir airdrop paylaştığınızda o sayfa büyüyor, büyüyor ve daha sonra coin satmaya başlıyor. Birçok kişi dolandırılabiliyor. Bu yüzden kötü, kesin emin olduğunuz projelere ne kaybederim düşüncesiyle katılmayın. Elinizden gelince doğru projelere ve hemen hemen kaliteli her şeye katılmaya çalışabilirsiniz diyebilirim. Bu videoda elimden geldiğince sizlere airdrop konusunda bilgi vermeye çalıştım. Ben buraya dediğim gibi 2017 yılından beri airdroplara katılıyorum. Birçok airdrop kazancı elde ettim. Gerçekten çok yüksek rakamlar aldım. Yani en son yakın zamanda zaten Aptos airdrop'u 5000 dolar civarı kazandırdı. Ondan önce Optimizm 3000 dolar kazandırdı. Gibi gibi büyük kazançlar geliyor. Airdrop kazançlarıyla sizler de güzel yatırımlar yapıp bir sonraki boğada işte belki de kendi evinizi, kendi arabanızı alabileceksiniz. Bu yüzden airdropları küçümsemeyin. Hobi olarak yapmanızı öneriyorum. Testnet ve Mainnet videomuzda da kesinlikle göz atın. O videoda gayet faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Ve bu videoyu da burada bitiriyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.